21 Şubat 2024 Çarşamba Yusuf Alabarda Akşam Gazetesi Midlas ve İnebahtı Geçtiğimiz günlerde Roketsan Genel Müdürü Sayın Murat ikinci bir açıklama yaparak Türkiye'nin kendi üretimi olan Milli Dikey Lançer Alım Sistemini başarılı testlerden sonra TCG İstanbul Fıkrateynine entegre ettiklerini açıkladı. Türkiye'nin Midlas'ı yurt dışından tedarik etmesi uygulanan örtülü ambargolardan dolayı mümkün olmayınca iş başa düştü ve Roketsan ile birlikte yürüttükleri bir çalışma sonrası Midas ürettiler. Yapılan testlerden sonra geçer not alan Midas, TCG İstanbul Fıkrateynine başarıyla entegre edildi. Neden önemli? Türkiye modernizasyon çalışmaları kapsamında uzun bir süreden bu yana donanmasını yeni ve modern unsurlarla hem büyütüyor hem de modernize ediyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyada güçlü ve ayakta kalabilen bir donanma olmaksızın ayakta kalabilmenin ne zor olduğunu tarih bize en acı derslerle öğretti. Özellikle Balkan Harbi esnasında Yunan donanmasına karşı koyamayan Osmanlı Devleti birçok adasını kaybetmek zorunda kalmıştı. Türkiye tarihten gelen bir akıl eşliğinde ilmek ilmek tüm askeri unsurlarını çağın gerektirdiği düzeye getirebilmek için olağanüstü bir gayretin içerisine girmiş durumda fakat konuya bütüncül bir şekilde yaklaşılamadığı takdirde tek başına bu gayretler yeterli değil. Mesela bu donanmamızın hava savunma sistemini nasıl sağlayacaksınız? Bu kapsamda alçak irtifadan yüksek irtifaya varana kadar donanma unsurlarınıza yönelik gerçekleştirilecek hava saldırıları ve gemi savar füzelerine karşı nasıl bir tedbir aldığını son derece önemli bir yere oturuyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin donanma unsurlarına yönelik attığı adımlara adeta abı altından sopa gösterircesine bir analiz haber Washington Times'ta yayınlandı. Meskür analizin başlığı ise bu topraklarda uykuya yatmış herkesi uyandırması gereken cinsten. Yine Bahtı Deniz Savaşı'nı hatırlayın. Analizin içerisinde bu savaşın hala da sona ermediği açıkça yazıyor. Yine Bahtı'da ne olmuştu? 7 Ekim 1571 tarihinde Haçlı İttifakı donanması Osmanlı donanmasını yakmış ve bu mağlubiyetin sonucunda Osmanlı donanması 142 gemisini kaybetmiş, 20 bin askeri de şehit edilmişti. Günümüzde donanma unsurları ahşaptan olmadığından yakamıyorlar ama havadan gelen seyir füzeleri, düşman uçakları, denizaltıları ya da düşman donanması ateşiyle etkisiz hale getiriyorlar. Mesela Ukrayna ordusu sadece son bir yıl içinde iki Rus donanma unsurunun birisini gemi savar füzesiyle diğerini de silahlı insansız deniz aracıyla Karadeniz'in derin sularına gömdü. İşte Midlas donanmamızı havadan gelecek her nevi tehdide karşı müdafaa edecek hava savunma sistemlerimizin gemi platformu üzerinden havaya fırlatılabilmesine imkan sağlayan en kritik husus. Dün bunlara rağmen donanmamızın özellikle de hava savunması anlamında hala alacağı epey bir mesafe olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. TF-2000 Hava Savunma Muhribi Donanma unsurlarına entegre edilen hava savunma sisteminin dışında ayrıca hava savunma sisteminin ana omurgasını oluşturacak olan TF-2000 Hava Savunma Muhribi Projesi, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Milgen Programı kapsamında planladığı hava savunma muhribi, Destroyeri Projesidir. Başlangıçta 4 adet üretilmesi planlanan TF-2000 muhriblerinin sayısı artan tehdit ortamı dolayısıyla, sonradan 7 adede çıkarıldı. İlk geminin ise 2027 yılında donanmaya teslim edilmesi planlanıyor. Bu sayede TF-2000 alçak, orta ve yüksek irtifadaki tehditleri kısa, orta ve uzun menzilli güdümlü füzeler ve mermilerle imha edebilecek. Yine Bahtı Deniz Savaşı'nı hatırlayın diyenlere Preveze'yi aklınızdan bir an bile çıkarmayın dedirtmenin yolu bu gayretlerin akamete uğramamasıyla mümkün ve maalesef Bazen kapı içeriden kilit tutmayabiliyor.